Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üslü ifadeler tarama sınavımızın çözümünü yapıyoruz. En son 17. soruda kalmıştık. Geriye kalan sorularımızı çözdükten sonra kaydı bir durdurayım. Ondan sonra tekrardan köklü ifade için kaydı açayım. İnşallah bir blok derste bitiririz. Bugün blok yapalım dersi ve bitirelim arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, 17. sorumuzu bir bakalım şimdi. Böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapıyoruz? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın, terim sayısı 1, 2, 3. Terim sayısı 1, 2, 3. Buraya kadar tamam. Sayıları sakın ortak parantezine falan almayın. Hiç gerek yok böyle bir durumda. Ne yapıyorsunuz? Şimdi eğer ki bunlar alt alta tam denk gelmişse hiç ellemeyin. Bak artı bir sayıya, artı bir sayı, artı bir sayı, artı bir sayı, eksi bir sayı, eksi bir sayı. Bu da güzel. Hepsi denk gelmiş. Daha sonra 17 ile 13 arasında fark 4, 15 ile 11 arasında fark 4, 13 ile 9 arasında fark 4. O zaman herhangi bir sırayı alabiliriz. Tam denk gelmiş. Mesela bunu aldım. 3 üzeri 13 bölü 2 bölü 3 üzeri 9 bölü 2. Üstler birbirinden çıkarılırsa 4 bölü 2, 3'ün karesi eşittir 9. Bunu hatırlıyorsunuz herhalde. Şöyle bir ifade olsun. 2'nin diyelim ki 5'i değil de 2'nin 7'si, 2'nin 6'sı, eksi 2'nin küpü. Hemen altında da şöyle bir şey varsa 2'nin 4'ü, 2'nin 3'ü diyelim, tamam mı? Eksi 2 üzeri 0, yani 1. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İkisi de 4 olabilir, ikisi de 5 olabilir. Yeter ki terim sayısı aynı olsun. Fark 3, fark 3, fark 3. O zaman herhangi birini alalım. Bu sefer de bunu alalım. 2'nin 6'sı bölü 2'nin 3'ü, yani 2'nin küpü, cevabımız o zaman da 8 olurdu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde çok hızlı bir şekilde çözmüş oluruz. Şimdi gelelim 19. soruya. Şimdi 4 üzeri x eksi 1 12, 9 üzeri 1 eksi y 48 ise x artı 4 diye eksi 2 x y ifadesinin değerini kaç sormuş bize. Sevgili arkadaşlar şu doğru mu? 4 üzeri x bölü 4'ün 1'i eşittir 12 ise buradan 4 üzeri x eşittir 48. Mesela bunu bulduk. Hemen akabinde ise 9 üzeri 1 bölü 9 üzeri y eşittir 48 ise, tamam mı arkadaşlar? Buradan da şunu yapabiliriz. Şimdi bunlar yukarı çıksın ya da şöyle düşünelim arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. 9 üzeri y ifadesi 48 ile çarpılınca 9 yapıyor. O zaman 9 üzeri y ifadesi de 9 bölü 48 yapıyor. Elimizde bir bu var, elimizde bir de bu var. Bize sorulan ise x artı 4y eksi 2x ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi buradan şu x'i bulmamız gerekiyor. Başka bir renk alalım. Buradan bu x'i bulmamız gerekiyor. Buradan da bu y'yi bulmamız gerekiyor. Bize sorulan da x artı 4y eksi 2xy. Şimdi burada nasıl bir yorum yaparız? Buradan oraya nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Şimdi bakın, burada mantık şöyle işlemesi gerekiyor. Şuraya yapalım isterseniz. 4 üzeri x eşittir 48'miş. Acaba diyorum ki şuraya 4 üzeri x yazsam. Acaba 9 üzeri y çarpı 4 üzeri x bize 9'u veriyor. Doğru mu? Peki bu zaten 3 üzeri 2y'ydi. Bu ise 2 üzeri 2x'ti. Buradan da neyi verdi? 9'u verdi çarpımları. Buradan da şunu söyleyebilir miyiz? 3 üzeri y çarpı 2 üzeri x'in komple karesi 3'ün karesiymiş. Bunlar birbirini götürünce elimizde 3 üzeri y çarpı 2 üzeri x 3 kaldı. Buraya kadar bir problem var mı? Önce onu söyleyin bana. Buraya kadar bir problem var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok herhalde. Peki bundan sonra da şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Bakınız, şu gördüğümüz y gördüğüm yere 1, x gördüğüm yere 0 yazabilir miyim? Y gördüğüm yere 1, x gördüğüm yere 0 yazabilir miyim? Peki o zaman y gördüğüm yere 1, x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Şurası 0, burası 0. 4 kere 1 ne yapar? 4 yapar. Anlaşıldı mı? Peki. Süpersiniz. Şimdi geldim 18. soruya. 18 bize ne diyor? Bakalım şimdi beraberce. 27 bölü 8 diyor. Sanki bir şeylerin bir şeyi. Mesela arkadaşlar şu 3'ün küpü, şu 2'nin küpü. O zaman 3 bölü 2'nin küpü desem ben buna, o zaman yukarıya çıktığı zaman 3a eksi 3 olur. 9 bölü 4 de 3 bölü 2'nin karesi. Onu da böyle getirdiğim zaman karesi 2 eksi 2a olur. 0,6 devrediyorsa 6 bölü 9 yapar.
Bunu biliyoruz devirli ondalıktan. 3'e böldüğümüz zaman 2'ye 3 olmuş olur. Bu da 2 bölü 3 eşittir 1'miş. Şimdi burada da sıfırımız var diyorum. 1'imiz var. Doğru mu? Şimdi bakın 3 bölü 2, 3 bölü 2, 2 bölü 3 pek hoşuma gitmedi. O zaman bunu 3 bölü 2 yazarsam buraya eksi 1 yazar mıyım? Ters çevirmek için hepsi 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2 olsun. Olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? Ters çevirdim, yukarıya eksi 1 yazdım. Yani tombala kaçtım. Olur herhalde. 3 bölü 2 üzeri bunları topluyorum. 3a eksi 2a daha a yapar. Eksi 3 eksi 2 daha eksi 1 yapar. Eksi 1 daha a eksi 2 yapar. Eşittir 1. Buradan a'nın 0, daha doğrusu a eksi 2'nin 0 olması gerekiyor. 3 bölü 2'nin ancak 0. kuvveti 1'dir. O zaman a gördüğüm yere 2 yazıyorum. O zaman getirip 2'yi buraya yazdığım zaman 1 bölü 2 üzeri eksi 2. Eksi 2'deki eksi tombala kaçtırır. 2 bölü 1 olur. Bunun karesinden 2'nin karesi 4 olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi arkadaşlar geldim 20. soruya. 2 üzeri a, 3 üzeri k, x olduğuna göre 18 üzeri ak ifadesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Şimdi 18 ak dediğimiz sayı baktığınızda şöyle bir sayıdır, doğru mu? 2 üzeri ak ile 9 üzeri ak'nın, yani aslında 3 üzeri 2 ak'nın çarpımı demektir. Çünkü 18 2 kere 9 demektir. 9 da 3'ün karesidir. Kareyi karşıya verdim. Böylece bu ifadeyi arıyorum ben. Şimdi buradan da şunu getirdim. 2a 3k eşittir x. O zaman arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, 2 üzeri a k, 2 üzeri a x ise iki tarafında k'nın kuvvetini alırsam burası xk olur. 2 üzeri a x üzeri k. O zaman bunu silersem x üzeri k oldu. Bunu çarpı olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi yine kırmızı kalemimi alayım. 3 üzeri k da neye eşitmiş arkadaşlar? X'e eşitmiş. Doğru mu? Bakın burada da şunu görüyorum. Peki bize ne lazım? 2ak lazım. O zaman iki tarafında 2a'nın kuvvetini alayım. Doğru mu? 2a'nın kuvvetini alıyorum. Amacımız 2ak olsun diye. 2a'sını alırsam da buradan da çıkan sonuç şu oluyor. 3 üzeri 2ka, yani şurası x üzeri 2a'ymış. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. X üzeri 2a artı K'ymış. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın burada ne yapıyoruz? 21. sorumuz şu şekilde. 21 ne diyor? 4 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 artı 2'nin küpü eşittir 0 denklemlerinin çözüm kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar gördüğüm üzere acaba diyorum şöyle bir şey var mı? 4 üzeri x yazsam, şunu da şöyle yazsam, eksi 3 çarpı, bakın iyi izleyin buraya, 2x çarpı 2'nin 1'i, 2'nin küpünü de 8 diye yazsam eşittir 0. Buraya kadar var mı problem? Şunu 8 diye yazdım, şunu ise 2 üzeri x çarpı 2'nin 1'i diye yazdım. 3 kere 2 6, 6 tane 2x olacak. Tamam, süper. Şimdi bundan sonra ne yapabilirim? Şurası 2x ile 2x'in çarpımıdır. Doğru mu arkadaşlar? Şu da eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı olsa, eksi 4 tane 2x, eksi 2 tane daha 2x, eksi 6 tane 2x yapar. Zaten bu da eksi 6 tane 2x değil mi arkadaşlar? 2 üzeri x yani. Değil mi? Doğru değil mi? Peki o zaman bu şu demek değil midir? 2 üzeri x eksi 4 ile 2 üzeri x eksi 2'nin çarpımlarının 0 olması gerekiyor. O zaman demek ki şurası da 0'mış. Demek ki burası da 0'mış. O zaman buradan 2 üzeri x 4 ise x'imiz 2 yapar. Buradan da 2 üzeri x'imiz 2 ise x'imiz 1 yapar. Bunların toplamını sormuş bana, 3 yapar. Anlaşıldı mı? Peki. 23'e bakalım. 1,7, 7 gidiyor. Yani sayının tamamı 17. Devretmeyen kısım 1. Virgülden sonraki devreden kadar 9. 16 bölü 9'umuz var elimizde. Bu dursun. Şimdi 16 bölü 9'umuz dediğimiz ifadede bir şeyin karesidir. O da neyin karesidir arkadaşlar? 4 bölü 3'ün karesi. Bunu şöyle düşünürsek 4 bölü 3'ün karesinin x bölü 2 eksi 1. kuvveti demektir. 3 faktöriyel 6'dır. 3 faktöriyel 6'dır. 2'nin küpü 8'dir. Sadeleştirirsem 3 bölü 4'tür.
Bu da 3 bölü 4'ün x bölü 3 eksi 2. kuvveti. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. 4 bölü 3'ün 2'yi şöyle dağıtırsam şöyle bir şey olur. 4 bölü 3 2 kere x bölü 2 x, doğru mu arkadaşlar? X eksi 2. Şu 4 bölü 3 değil de 3 bölü 4 olduğu için onu da 4 bölü 3 yaparsam buraya bir eksi gelir. Eksi gelirse eksi x bölü 3 artı 2. Buraya kadar var mı problem? Tombala kaçırdım. Eksiyi yukarı dağıttım. Burada da 2'yi dağıtmıştım. Böyle bir sonuç çıktı. Var mı sıkıntı? Yok herhalde. Şu ifadeye eşit olması gerekiyor. X eksi 2 eşittir. Eksi x bölü 3 artı 2. Bu ifadeyi karşıya alırsam ne olur? 4x bölü 3 olur. Bunu bu tarafa alırsam 4 olur. Bunlar giderse de arkadaşlar x'imiz 3 olur. Tamam mı? Tamam mıdır? Peki. 22. soruya bakalım arkadaşlar. 22 rad birer rakam olmak üzere 2 üzeri r artı 2 üzeri a eşittir 2 üzeri d olduğuna göre bu koşulları sağlayan kaç farklı r a d üçlüsü vardır diyor. Arkadaşlar acaba çok fazla var mı? 2'nin bir kuvvetiyle 2'nin bir kuvvetinin toplanıp d olması ya da 2 üzeri d olmasını. Buna göre bu koşulları sağlayan kaç tane değer vardır diyor. Mesela şöyle düşünün 2 üzeri 1, 2 üzeri 1 daha 2 üzeri 2. Doğru mu? Bakın 2, 2 daha 4. Buradan da arkadaşlar direkt veriyor. O zaman 1, 1, 2 sağlayabiliyor. Peki şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? 2 üzeri 0 rakam olduğu için 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 yani 0, 0, 1 sağlayabilir mi? Sağlar değil mi arkadaşlar? Çünkü bakın 2 üzeri 0, 2 üzeri 0 topla 1, 1, 2'nin 1'i. Başka ne olabilir arkadaşlar? Mesela şöyle bir şey sağlayabilir mi? Şu ifade için söylüyorum. Mesela 2'nin karesi artı 2'nin karesi, tamam mı arkadaşlar? Kaç farklıdan? 4, 4, 2'nin küpünü sağlar mı? Sağlar değil mi arkadaşlar? Peki şunu sağlar mı? 2'nin küpü artı 2'nin küpü, 2'nin 4'ü sağlar mı? Sağlar değil mi? Demek ki 3, 3, 4. Peki o zaman bakın 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4. O zaman en son 2 üzeri 9, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10 olduğuna göre 10 da bir rakam olmadığı için en son olan şey 8, 8, 9'dur. 0, 0'dan başlamak üzere 9 tane R, A, D üçlüsü var mıdır arkadaşlar? Anladık mı? Bakın 0, 0, 1, 1, 1, 2 bunlar sağlıyor. 2, 2, 3 böyle devam ediyor. 8, 8, 9. Niye 9, 9, 10'u almadım? Çünkü 10 rakam değildir arkadaşlar. Peki 24'e bakalım sıralanışı nasıl olur? Üstlü ifadeyle sıralama yapılırken üstlerin mobebi alınıyordu hatırlarsanız. 2 üzeri 48, B sayısı 3 üzeri 36, C sayısı 5 üzeri 24. Üstlerin mobebini aldığımız zaman 48, 36, 24, 12'ye bölünebiliyor. Bunu 12'ye bölersem 4, 12'ye bölersem 3, 12'ye bölersem 2... 2 üzeri 4 16'dır. 3'ün küpü 27'dir. 5'in karesi 25'tir. Büyükten küçüğe demiş. B, C, A. Anlaşıldı mı? Sadeleştir, sonuçları bul, sırala. Sadeleştir, sonuçları bul, sırala. Böyle bir soru geldiği zaman bunu uyguluyormuşuz sevgili arkadaşlar. Bakalım buna 25. soru ne diyor? Aslında 25'in sorunun cevabını bence herkes pat diye söyleyebilmeli. Nedir? Bas bas bağırıyor oradan bak ben buradayım diye. Var mı başka cevap? Niye cevap 3 biliyor musunuz? Şundan dolayı şunları unutmayın. Pay kısmındaki aynı sayı neyse cevap odur. Niye? Muhakkak şu ifadede 2 üzeri k eksi a, 2 üzeri a eksi k birbirinin tersi verilmişse bu fix bir sorudur. Birbirinin tersi verilmişse payda bulunan aynı sayı neyse cevap odur. Yani şu sorunun cevabı da 5 artı diyelim ki 1 eksi 2 üzeri ne diyelim a eksi 1. Burada da 5 bölü 1 eksi 2 üzeri 1 eksi a. Bak
şunlar aynı, bunlar aynı, işaretler aynı, şunlar birbirinin tersi ise cevap 5'tir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. X kare eksi x eksi 1 olduğuna göre x üzeri 143'ün değeri nedir demiş. Şimdi bu sorular nasıl çözülüyor? Sevgili arkadaşlar şu doğru mu? X kare eşittir x eksi 1. X'i karşıya aldım. Sonra x karenin karesi alınır. Daha doğrusu buranın komple karesi alınır. Yöntem böyle. X üzeri 4. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2x. İkincinin karesi artı 1. Daha sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. X kare gördüğümüz yere x eksi 1'i koyuyoruz. Yani x üzeri 4. X eksi 1 eksi 2x artı 1 diyoruz. Eksi 1'ler birbirini götürüyor. X üzeri 4 eşittir eksi x. Bu adıma kadar problem var mı? Bu adıma kadar problem var mı? Karelerini aldım. X kare yerine x eksi 1 koydum. Karelerini aldım. X kare gördüğüm yere x eksi 1'i koydum. Peki. Şimdi bakın ne yapıyorum, iyi izleyin. X üzeri 4 eksi x ise her iki tarafı da x'e bölüyorum. Böldüğüm zaman x küp eşittir eksi 1. Bu da tamam. Değil mi? X üzeri 143'ü soruyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? X üzeri 143'ü soruyorsa. Bakın. X'in küpü eksi 1 demiştik. Acaba diyorum 143'e en yakın X'in hangi kuvvetini biliyoruz? Şey, 3'ün hangi kuvvetini, katını biliyoruz? Arkadaşlar bir kere şöyle düşünün. 143'ü 3'e bölüyorsunuz. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 3 12. Kalan 23'ten 7, 7 kere 3 21, kalan 2. Demek ki 47. kuvvetini alıyorsunuz. Bunun da 47. kuvvetini alıyorsunuz. 100 neye geldi arkadaşlar? 120, 141. O zaman bir x kare buraya koyuyorsunuz, bir x kare buraya koyuyorsunuz. Bu yaptığım işlemin anlamı şu. Şurayı çarparsam 141 olur. Ama 143 dediği için bir 2 de buraya getiriyorsun. Sen buraya yaparsan buraya da yapılmaz mı eşitliği bozmamak için? Dolayısıyla şurası bize x üzeri 143'ü verirken eksi 1'in 47. kuvveti eksidir. X kare gördüğüm yere de x eksi 1'i koyduğum zaman cevabımız 1 eksi x olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Böyle fix sorular var arkadaşlar. Rahat yaparsınız diye düşünüyorum. 26. soru, a eşittir 1 artı 5 üzeri x, k eşittir 1 üzeri 1 eksi 5 üzeri eksi x olduğuna göre k'nın a türünden eşiti. Bu sorular şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bakın a sayısı 1 artı 5 üzeri x, yani 5 üzeri x sayısı aslında a eksi 1 demekmiş. Şurada da onun benzerini görüyorum. K demek de 1 eksi 1 bölü 5 üzeri x demektir. Doğru mu? Doğru değil mi arkadaşlar burada? 5 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyorum? A eksi 1 yazıyorum. O zaman buradan çıkan sonuç şu. Önce şunu karşıya alırsam 1 bölü a eksi 1. K'yı bu tarafa alırsam 1 eksi k olur. 1 eksi k olur. Şimdi bize k'nın tek başına kalması gerekiyormuş aslında. Bence k'yı yine bu tarafa alalım. 1 bölü, şöyle yapayım hatta, durun bir saniye. En baştan k zaten tek başına kalması gerekiyormuş. Niye öyle bir şey yaptım? Yani A'nın K türünü sordu sandım. Şurada 5 üzeri x'lerine A eksi 1 koymuştum. K eşittir 1 bölü 1 üzeri 1 bölü A eksi 1. 1 eksi 1 bölü A eksi 1. Sonrası zaten çok kolay. Payda eşitlediğimiz zaman, buraya A eksi 1 koyduğumuz zaman K eşittir A eksi 2 bölü A eksi 1. Ha böyle yazarsınız, ha da böyle yazarsınız, aynı şeydir cevabımız Denizli'ymiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? 5 üzeri x cinsinden yazmış gibi oldum. Yani onun yerine onu yazdım. 28'e bakalım. 5 üzeri a 2'ye eşitmiş. Buna göre 4 üzeri 1 eksi a bölü a ifadesinin değeri. Şu doğru mu arkadaşlar? Şurası 1 bölü a eksi 1 demektir. Yani şunu kalp bölmesiyle 1 bölü a eksi 1 diye yazdım. Bu ifade de şu mudur? 4 üzeri 1 bölü a bölü 4 üzeri 1. Bu da doğrudur herhalde. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar, şurada bir şey vermiş bize. 5 üzeri a 2 demiş. Şimdi 4 lazım bence. Önce buraya bir isterseniz 2 yazalım. Tamam mı? O zaman buraya da 2 yazmak zorundayız. Şu anda 4 oldu mu? Şu an 4 oldu. Doğru mu? İki tarafın karesini aldım. 4 oldu.
1 bölü A lazımmış. Oraya bir de 1 bölü A, bir de buraya 1 bölü A koyuyorum. İyice şuna benzesin diye. Bu yaptım, anladınız mı? Karesini aldım, 4 yaptım. Karesini yaptım önce, 4 yaptım. Üstüne 1 bölü A koydum, karşıya eşitlemek durumunda. Bunları çarparsam birbirine, A'lar birbirini götürecek. Demek ki 4 üzeri 1 bölü A dediğimiz ifade aslında 5'in karesi olan 25 oluyor. 25'i buraya koyarsam, altta da 4 varsa 25 bölü 4 olur. Anlaşıldı mı? O da olabilir. O da bir yöntem. 4'ün karesini alıp 5'e ayırmak. Peki arkadaşlar. Geldik 29. 29'a baktığımız zaman ne diyor 29'umuz? 2 üzeri A, 5 eksi 2 üzeri eksi 2 A. Buna göre bu nedir diyor. Şunu buraya aldığımız zaman 2 üzeri A artı 2 üzeri eksi A 5'miş. Her iki tarafın karesini alalım. Çünkü burada kare ifadesi var. Demek ki kare, kare. Birincinin karesi 4 üzeri A. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani şöyle bir şey. Sonra da ikincinin karesi, yani 4 üzeri eksi A. Yani sonra 5'in karesi 25. Sevgili arkadaşlar, bunları çarparsam 2 üzeri 0 yapar. A ile eksi A'yı toplarsam 2 üzeri 0 1 yapar. 2 kere 1 de 2 yapar. Karşıya alırsam da 4A 4 üzeri eksi A 23 yapar. Zaten biz onu sormuş. Anlaşıldı mı? Karesini al, karşıya at. Karesini al, karşıya at. Anlaşıldı mı? Peki. 30'un soru ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Ardışık 32 sayının toplamı 800 üzeri 13 artı 16 olduğuna göre baştan 17. sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar, zaten şöyle düşünebilir miyiz? 32 sayı dediğimiz zaman 16'sı burada, 16'sı burada. Biz şuradaki sayı, yani ortanca sayıyı şöyle buluyorduk. 800 üzeri 13 artı 16 toplamıysa 32'ye böldüğümüz zaman tam şurayı bulur muyuz, bulmaz mıyız arkadaşlar? Toplam bölü terim sayısı. Toplam bölü terim sayısı ortancayı vermez mi? 16 sayı burada var, 16 sayı burada var. Verir mi, vermez mi? Verir değil mi? Verdik değil mi arkadaşlara? Verdirdik. Peki. Şimdi buradan da 8 üzeri 13 dediğimiz ifade 2 üzeri 20, ne yapar? 2 üzeri 39 mu yapıyor? Bakalım. 2 üzeri küpten 39. 16 dediğimiz ifadede 2'nin 4'ü, 32 dediğimiz ifadede 2'nin 5'i. Şimdi bize neyi sormuş? Arkadaşlar, burada baştan 17. sayı kaçtır demiş. Şimdi biz tam ortanca sayıyı buluyoruz. Sonuçta ardışık 32 sayının toplamıymış arkadaşlar bu. Şimdi ardışık 32 sayının, demek ki burada şunu diyebilir miyiz? Bunun bir fazlası, yani şu ifadenin bir fazlası. Çünkü mesela düşünün, ben bu sayıyı 32 sayının toplamının tam ortasında bulduğum zaman bunun buçuk fazlası burası, buçuk fazlası burası oluyor. Bir deneyelim isterseniz. 1, 2, 3, 4. Bunun tam ortası kaçtır arkadaşlar? Bunun tam ortası kaçtır, bana söyler misiniz? Arkadaşlar, bunun tam ortası 2,5'tür. Sağ ol İbrahim'ciğim. Yarım fazlası, 1 bölü 2 fazlası 3'tür. 1 bölü 2 eksi 2'dir. O zaman demek ki 17. sayıyı soruyorsa arkadaşlar, şu 16 sayıysa, bulduğum sayının 1 bölü 2 fazlası bize neyi verir arkadaşlar? Direkt 17. sayıyı vermiş olur. Doğru mu? Peki burada ne yapacağız? Şimdi elimizde 2 üzeri 39 dediğimiz bir ifade var. Şöyle yazsam, 2 üzeri 39, 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 5 artı 1 bölü 2. Şimdi burayı da ben şöyle yapsam, 2 üzeri 4 ile çarpsam, şöyle mi olur? 2 üzeri 39, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, aşağısı ise 2 üzeri 5. Bu yaptığımı anladınız mı? Payda eşitledim. Bu yaptığımı anladınız mı? Anladık mı? Ne olursunuz? Peki. O zaman şurası da 2 üzeri 5'i verir. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü toplarsam. Kalp bölmesinde 2 üzeri 39 bölü 2 üzeri 5 artı 1 değil midir? 2 üzeri 5, 2 üzeri 5'e bölersem. Bu da 2 üzeri 34 artı 1'dir. Canları sağ olsun. Şuraya herhalde bunu koymak istemişler. Olsun, olsun. Bana ne? Cevap Ceyhan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bence bu soru güzeldi. Çok güzel bir soruydu.
Peki. Şimdi arkadaşlar bir kaydı durdurup tekrar başlatacağım.